Geçmişte fizik ve matematik alanında yaptığı çalışmalarla ön plana çıkan bilim adamlarından biri de şüphesiz Albert Einstein olarak ifade edilmektedir. Albert Einstein, somut nesneler icat eden bir bilim adamı olmasa da ortaya attığı kuramlar günümüzde de birçok alanda geçerliliğini devam ettirmektedir. Örnek vermek gerekirse, Einstein herkes tarafından kabul edilen ve Isaac Newton tarafından ortaya atılan teorileri karmaşıklaştırmaya ve genişletmeye yardımcı olan özel ve genel görelilik teorisini geliştirerek tanınmıştır. Günümüzde ise özellikle ülkemizde dil çıkartan ve kafayı yediğini sandığımız fotoğraflarından tanıyoruz. Ayrıca bu ünlü dahinin birkaç enteresan özelliğine de değinmek istiyorum. Einstein'ın gün içinde düzenli kısa uykulara yattığı biliniyor. Hatta fazla uyumasın diye koltuğunda elinde bir kaşık ve altında bir tepsiyle uyuduğu, uykuya dalıp da kaşığı düşürdüğü anda uyandığı söylenir. Aslında daha bu tarz enteresan alışkanlıkları bulunmakta. Lakin videomuzun konusundan uzaklaşmamak için isterseniz yavaştan Albert Einstein'ın hayatına değinelim. Albert Einstein 1879 yılında Almanya'da Yahudi kökenli bir ailede dünyaya gelmiştir. 1880 yazında ailesi Münih'e taşındı ve bu sırada Einstein'ın babası ve amcası bir elektrik şirketi kurdular. Ve Albert 2,5 yaşındayken kız kardeşi Maja dünyaya gelmiştir. Bu dünyaya zekasıyla ün salmış olan Albert Einstein, ilginçtir ki okula başlamadan önce konuşma zorlukları yaşıyordu. Annesi ve babası kaygılanarak onu doktora götürmüşlerdi. 4-5 yaşlarında hasta bir şekilde yataktayken babası neşelendirmek için ona manyetik bir pusula vermişti. Pusula ibresinin hareketini o yaşta oldukça gizemli bulmuştu ve kendisinde büyük bir merak uyandırmıştı. Aslında kendisini bu olaydan sonra tanıyordu diyebiliriz. Einstein 5 yaşına geldiğinde ise onu evlerinin yakınlarında daha iyi eğitim verdiklerini düşündükleri bir Katolik Hristiyan ilkokuluna yazdırdılar. Einstein okula başladıktan sonra okuldaki sıkı disiplinden ve özellikle ezberci anlayıştan rahatsız olmaya başlamıştı. Çünkü bu ona göre değildi ve gereksiz buluyordu. Ama okul hoşuna gitmemesine rağmen yüksek notlar alıyordu. Birinci sınıfı atlatmıştı ve çoğu dönemde sınıfında birinci olmuştu. Einstein'ın annesi ise çocuklarının erken yaşta müzik ile tanışmalarını istiyordu. Ve annesi Albert'i keman derslerine, kız kardeşi Maja'yı ise piyano derslerine göndermişti. Albert keman derslerine 6 yaşında başladı ve 14 yaşına kadar devam etti. Özellikle Mozart'ı çok beğeniyordu ve onları çalabilmek için tekniğini geliştirmek istedi. Sonunda Mozart kadar olmasa da onun çalabildiklerini çalabilen bir amatör kemancı olmuştu. Einstein 9,5 yaşındayken Katolik ilkokulundan ayrıldı ve Luitpold Gymnasium'da eğitim görmeye başladı. Gymnasium özellikle antik Yunanca ve Latince'ye büyük önem veriyordu. Müfredatta ayrıca modern diller olarak coğrafya, edebiyat ve matematik de bulunuyordu. Einstein ise Latince ve matematikteki keskin mantığı seviyor ve bu derslerde en yüksek notları alıyordu. Ama maalesef bu gittiği okul bir öncekine göre çok daha sıkı bir disipline sahipti. Ancak Einstein'ın bu durumdan hiç hoşlanmadığını söylemiştik ki zaten öğretmenlerle sürekli çatışıyormuş. Hatta öğretmenleri Einstein'ın bağımsız ve isyankar kişiliğinden hiç hoşlanmıyordu. Einstein'ın ailesinin bir Yahudi olduklarını dile getirmiştik ve ailesi bir Yahudi geleneği olarak yoksul bir öğrenciyi evlerinde yemeğe davet ediyordu. Ve Talmud isminde yoksul bir Yahudi üniversite öğrencisi her hafta bir akşam yemeğine katılıyordu. Talmud'un ziyaretleri Einstein 10 yaşındayken başlamıştı ve 5 yıl boyunca sürmüştü. Einstein ise bu kendisinden büyük bir üniversite öğrencisiyle konuşmaktan hoşlanıyordu. Zaten Talmud'da kısa sürede Einstein'ın sıradan bir çocuk olmadığını sezmişti. Birlikte bilim, matematik ve felsefe üzerine konuşuyorlardı. Einstein daha 13 yaşındayken Talmud ona Immanuel Kant'ın Saf Aklın Eleştirisi kitabını getirdi. Einstein bu yaşta o kitabı anlamakta hiç zorlanmamış ve okulunda sürekli Kant hakkında konuşmaya başlamıştı. Anlayacağınız üzere işler öyle ilginçleşiyor ki konuşma zorluğu çeken ve bu durumdan hastaneye yatırılan Einstein şu an zekasıyla öne çıkmakta. Talmud ona sürekli çeşitli popüler bilim kitapları getiriyordu ve Einstein hepsini büyük bir hevesle inceliyordu. Hatta bir keresinde ona Öklid'in Elemanlar kitabını getirmiştir. Einstein kitaptaki problemler üzerinde çalışmaya başladı. Hatta yaz bitmeden önce sadece bütün problemleri çözmek ile kalmamış, ayrıca teoremlere alternatif ispatlar da bulmuştu. Bu arada atlamadan ve aklımdayken şundan da bahsetmek istiyorum. Einstein'ın ailesi Yahudi kökenli bir çiftti. Fakat dindar değillerdi.
Einstein ise 11 yaşındayken Yahudi geleneği olarak evde din dersleri almaya başlamıştır. Einstein bu dönemde büyük bir dini istek duymaya başlamış ve bütün dini gerekleri yerine getirerek dindar olmayan ailesine örnek olmak istiyordu. Yahudilikte ibadet ve dinlenme günü olarak kabul edilen Şabat günü dinleniyordu. Sadece Yahudiler için helal olan gıdaları yiyordu ve hatta kendi başına dini şarkılar bile yazmıştır. Ama aslında bu o kadar da uzun sürmemiş. Çünkü bir yıl içerisinde okuduğu bilimsel kitapların kutsal kitaplarla çeliştiğini görmüştür. Sonrasında her çeşit otoriteden kuşku duymaya başladı ve kuşkucu bir tavır geliştirdi. 12 yaşındayken mühendis amcası Jacob kendisine bir cebir kitabı getirmişti. Einstein o yaz cebir kitabına çalışmaya karar verdi ve amcasından çözmek için problemler istedi. Kendisini o kadar geliştirmişti ki en zor ve karmaşık problemleri bile çözebiliyordu. Hatta o yaz Einstein Pisagor teoreminin tekrardan bir ispatını yapmıştır. 16 yaşına geldiğinde ise kendi başına diferansiyel ve integral hesaplamalarıyla analitik geometri öğrenmişti. Tam da bu sıralarda babasının amcasıyla birlikte 1880 yılında kurdukları elektrik şirketi 1894 yılında iflas ediyor. Buradaysa devreye bir diğer çok sevdiğimiz ve hayatından daha bir önceki videoda bahsettiğimiz Nikola Tesla giriyor. Bir nevi ailenin kaderini değiştirmiştir. Sebebi ise 1888'de alternatif akımın patentiyle Amerika'da devrim yaratan Tesla, beklenmedik bir şekilde Einstein'ın babasının şirketi batmıştır. Çünkü babası yeni teknolojiyi Münih'te kuracak sermayeyi bulamıyordu. Sonrasında bu iki aile birlikte İtalya'ya gitmek ve şanslarını orada denemek istediler. Ve ailesi Albert'in Münih'te kalıp okulunu Gymnasium'da bitirmesine karar verdi. Bu sırada Einstein 15 yaşındaydı ve liseyi bitirmesine daha 3 yıl vardı. Münih'te tek başına 6 ay geçirdikten sonra bunalıma girdi ve gerginleşmeye başladı. Bu sorun çıkılmaz bir hal alınca aile doktorunu ikna ederek sinir sorunları nedeniyle kendisinin ailesinin yanında bulunması gerektiğini belirten bir rapor aldı. Einstein ailesine haber vermeden Gymnasium'dan ayrıldı ve İtalya'daki ailesinin yanına geldi. Yani anlayacağınız üzere Einstein İtalya'ya geldiğinde teknik olarak lise terk olsa da eğitimini yarıda bırakmaya niyeti yoktu. Ailesine İsviçre'deki Federal Politeknik Okulu'na girmek için tek başına ders çalışacağına söz verdi. Çünkü Politeknik kabul için bir lise diploması istemiyordu. Ve bunun üzerine 1895 yılında İsviçre'ye gitti ve Politeknik'te kabul sınavına girdi. Sınava girmek için 18 yaş üstü olmak gerekiyordu ve Einstein'ın 16 yaşında girebilmesi için özel bir izin alınmıştı. Einstein babasının tavsiyesine uyarak mühendislik bölümüne başvurdu. Kabul sınavında matematik ve fizikte çok üstün dereceler almasına rağmen diğer bölümlerde başarısız olduğu için geçememişti. Politeknik'in yöneticisi Einstein'ın potansiyelini görmüştü ve onun bir İsviçre lisesinde diploma alıp tekrar başvurmasını tavsiye etti. Bu yıllar belki de Einstein'ın gençliğinin en güzel yıllarıydı. Politeknik'in yöneticisinin önerdiği lise Einstein için gayet idealdi. Çünkü saygı duyulan, açık fikirli bir öğretmen olan Jost Winkler tarafından yönetiliyordu. Okulda rahat bir ortam vardı ve öğrencilerin bağımsız düşünmesi teşvik ediliyordu. Bu yaklaşım Einstein'ın kişiliğine uyuyordu. 1896'da o okulunda yüksek notlar alarak final sınavlarını geçmiştir. Einstein mezun olmuştur ve gerekli yaştan 6 ay küçük olmasına rağmen Politeknik'e kabul edilmiştir. Ancak şöyle de bir olay vardır ki Einstein Almanya'nın sıkı disiplininden hiç hoşlanmıyordu. Zorunlu askerlik yapmak da istemiyordu. Babasına Almanya vatandaşlığından çıkmak istediğini ve İsviçre vatandaşı olmak istediğini söyledi. Babası biraz tereddütle onayladı ve gerekli kağıtları imzaladı. 28 Ocak 1896'da Einstein kendisini Almanya vatandaşlığından çıkaran resmi kağıtları aldı. Ama 1901 yılına kadar İsviçre vatandaşlığını alamadı. Yani 5 yıl boyunca Einstein vatansızdı. Einstein okuduğu Politeknik'te ileride eşi olacak olan Mileva Maric ile tanıştı. 1896'da bir dönem eczacılık okuduktan sonra fizik bölümüne geçmişti. Einstein'ın ilk senesinde sınıf arkadaşıydılar ve bu dönemde ikisi arasında romantik bir ilişki başlamıştı. Üniversitedeki son senelerinde evlenmeye karar verdiler. Einstein ve Mileva çoğu zaman birlikte fizik çalışıyor, kitaplar inceliyor ve bu konularda tartışıyorlardı. Einstein bu dönemde saygısız olmaya başlamıştı ve bu tavrının cezasını mezuniyet sonrası çekecekti. Lafı çok uzatmadan bu olaya geçelim.
1900 yılında üniversiteden fizik diplomasıyla mezun oldu. Üniversitede bir asistanlık pozisyonu bulmak istiyordu. Böylece doktorası için araştırma yapabilirdi. Fakat üniversite yıllarında pek çok profesörünü az önce bahsettiğim isyankar tavırlarıyla kızdırmıştı. Profesörleri ayrıca Einstein'in derslere girmemiş olmasından, kendi istediği konuları çalışmasından hoşlanmamıştı. Profesörlere tavsiye mektuplarını yazdıktan sonra Einstein Politeknik'te bir pozisyon bulamadı. Başka üniversitelerde kendi araştırma makalelerini göndererek pozisyonlar aradı. Ama oralardan da hiç olumlu yanıt alamadı. Mezun olduktan ve bu anlattıklarımdan sonra Einstein 2 yılını sıkıntılı bir şekilde bir öğretmen işi bulmak için harcadı. Eski bir sınıf arkadaşının babası kendisine Bern'de bir patent ofisinde asistan müfettiş olarak iş buldu. 1905'te ise Einstein'in hayatının en verimli yılı olmuştur. Bir yıl içerisinde Fizik Yıllıkları dergisinde yayınladığı 4 makale modern fizik anlayışında devrim yaratmıştır. Ve bu makaleler fotoelektrik etki, Brown hareketi, özel görelilik ve kütle enerji eşitliğidir. Hatta 1921 yılında fotoelektrik etki üzerinde çalışmaları nedeniyle Nobel Fizik Ödülü'ne bile layık görülmüştür. Günümüz dünyasında bile bu kuramlar hala kullanılmaktadır. Mesela örnek vermek gerekirse arabalarımızda kullandığımız navigasyon aletleri yani GPS sistemleri var. Bu cihazların bağlı olduğu uydular konumunuzu belirlerken görelilik etkisini hesaba katarlar. Çünkü uydular bile ışık hızına yaklaşamayacakları için gecikmenin olması ölçümü yanlış kılar. Yani fark çok açık. Eğer GPS görelilik etkisine göre hesaplanmasaydı, bugün 800 metre uzaklıkta olan petrol istasyonu sadece bir gün sonra 8 kilometre uzaklıkta gösteriliyor olurdu. Bu kuramların hepsini bu şekilde örneklerle almak isterdim. Fakat videoyu o kadar uzatmak yerine başka videolarda özel olarak detaylı çekmem daha iyi olur diye düşünüyorum. Yorumlarda bu düşüncem hakkında fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Bu sıralarda Albert Einstein'ın evlilik hayatında bir değişiklik daha olmuştur. Mileva Maric ile evliliği sırasında kuzeni Elsa ile bir aşk ilişkisi yaşayan Einstein, 1919'da Mileva'dan boşandıktan birkaç ay sonra onunla evlendi. Çiftin çocukları olmadı. Ama Einstein, Elsa'nın önceki evliliğinden olma, Ilse ve Margot adlı iki kızını kendi kızları olarak benimsemiştir. Bu ünlü dahinin ölümü ise 18 Nisan 1955'te Albert Einstein'in iç kanama geçirmesi sonucu olmuştur. Ve doktorlar ameliyatın gerekliliğini savunsalar da Albert Einstein ameliyatı şu şekilde reddetmiştir. İstediğim zaman gitmek istiyorum. Hayatı yapay bir şekilde uzatmak tatsız. Ben payımı kullandım. Şimdi ise gitme zamanı. Ve bunu zarif bir şekilde yapmak istiyorum. Ve 76 yaşında Princeton Hastanesi'nde gece saat 1.55'te hayatını kaybetmiştir. Ancak olay bunlarla sınırlı kalmıyor. Çünkü Einstein'ın şöyle bir vasiyeti bulunmaktaydı. Vücudunun herhangi bir kısmının incelenmesini istemiyordu. Ama ölümünden sonra bu durum ciddiye alınmayarak beyni ölümünden birkaç saat sonra hemen çıkarılarak çalınmıştır. Tabii ki beyni çalınan Einstein'ın ailesi şoktaydı. Sonrasında çalan kişiler beyni bilimsel araştırmalarda kullanacaklarına yemin edince ailesi bu isteğinden vazgeçti ve oğlundan izin alınarak beynini 240 parçaya bölüp araştırma için çeşitli bilim adamlarına göndermiştir. Günlük hayatta bile bilmeden bile olsa sık sık Albert Einstein'ın sözleriyle karşılaşırız. Gelin bu videomuzda güzel bir sözüyle bitirelim. Sakın sana kötüsün diyenlere aldırma. Bana da geri zekalısın diyenler oldu ve ben atomu parçalayıp ellerine verdim.